Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Ülkemizdeki tüm emeklilerin buluşma noktası, dertleşme noktası Emekli Televizyonu'nda yeni bir video ile daha karşınızdayım. Saygıdeğer izleyicilerimiz, eğer maaşınızı bankalardan alıyorsanız, 2000 yılı sonrasında eğer emekli olduysanız, bunun yanı sıra dul ve yetim maaşı alıyorsanız bu videomuzu sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izlemenizi rica ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere emeklilerimizin pek çoğu geçim sıkıntısı içerisinde bankalara, eşine, dostuna borçlu. Peki emeklimizin bu hali ortadayken seçim döneminde hatırlanan emeklilerimizle ilgili yeni bir gelişme var mı? Ankara'da emeklilerimizle ilgili neler oluyor? Bunların hepsini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Saygıdeğer izleyicilerimiz, sevgili emeklilerimiz. Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da dünyadaki 37 ülkenin emeklileriyle ilgili bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre Türkiye 3. oldu. Ama sondan 3. oldu. Emeklilerin refah düzeyi, geçinebilmeleri gibi pek çok konu değerlendirilmiş. Türkiye Tayland'ın arkasından 37. sırada yerini aldı. Yani sondan 3. oldu. Değerli izleyenler, bu araştırmaya göre emeklilerimizin durumu gerçekten içler acısı durumda. Emeklilerimizin almış oldukları maaşlar emeklimiz için adeta bir çile anlamına geliyor. Adeta emeklimizi yokluğa mahkum ettik anlamına geliyor. Bunun başka bir izahatı yok. Nasıl mı? Şimdi size ilginç bir örnek vereceğim. Bakın, Türkiye'nin İstatistiklerini tutan kurumun adı Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye İstatistik Kurumu yapmış olduğu son araştırmaya göre 4 kişinin, evet bir ailenin diyelim 4 kişinin açlık sınırını, bakın karnını doyuruyor ya da doyurmuyor, sadece yemek alabilmek için gereken para miktarını 2067 lira olarak açıkladı devletimizin bir kurumu. Diyor ki 4 kişi yaşıyorsan bir evde sadece karnını doyurmak için 2067 liraya ihtiyacım var diyor. Devam ediyoruz. Bakın aynı araştırmaya göre yoksulluk sınırı, yani vatandaşın yoksul olduğunu gösteren miktarsa 6037 lira. Yani 6037 liranın altında bir geliriniz varsa siz yoksulsunuz, fakirsiniz demektir. Bunu ben söylemiyorum. Devletimizin resmi kurumu söylüyor bunu. Bakın devam ediyorum. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 2559 lira. Sadece yaşaması için, yani karnını doyuracak, bu kadar. Şimdi devletimiz ne dedi? Açlık sınırı için 2067 lira. Yoksulluk sınırı 6733 lira diyor. Devam ediyoruz. Peki ülkemizdeki en düşük emekli maaşı ne kadar? Bir tarafta devletin açıklamış olduğu rakamlar, diğer tarafta da devletimizin emeklimize vermiş olduğu maaş. Bakın şu anda en düşük SGK'lı maaşı 983 lira, Bağkur emeklisinin maaşı 1775 lira, Tarım Bağkuru'ndan emekli olan bir vatandaşımız ise 1250 lira maaş alıyor. Memur emeklilerinin en düşüğü ise 2552 lira maaş alıyor, emekli maaşı. Şimdi devletimiz bir taraftan diyor ki açlık sınırı 2067 lira. Vatandaşına 983 lira, hadi 1000 lira emekli maaşı veriyor. Bu ne demek? Emekli aç demek, emekli yoksul demek, emekli kasabın, manavın, marketin yolunu unuttu demektir. Şimdi devletimizin bir kurumu diyor ki en az bu kadar para gerekiyor. Ama öbür tarafta devletimiz emeklimize 1000 lira, 1500 lira maaş veriyor. Şimdi size soruyorum. Burada bir çarpıklık, burada bir yanlışlık yok mu? Emeklimize bildiğiniz üzere Ocak'ta bir zam yapılacak. %6.6 oranında bir zam verilmesi bekleniyor. 1000 lira emekli maaşı olana 66 lira zam yapılacak.
2000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımıza 122 lira zam yapacak. Bu oranda bir zam bekliyoruz. Peki bayram ikramiyeleriyle ilgili son durum nedir? Değerli izleyenler, bayram ikramiyeleri bildiğiniz üzere 1000 lira. Dul ve yetim maaşı alanlar daha düşük alıyorlar. Yeni açıklanan ekonomik pakete göre önümüzdeki yıl %12.12 oranında bir enflasyon bekleniyor. Bu enflasyona göre emeklilerimizin mutlaka bayram ikramiyesini de zamlı alması gerekiyor. Peki zamlı bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bakın bunu da açıklıyorum size. 1000 lira bayram ikramiyesi alıyorsanız 1126 lira alacaksınız. 750 lira bayram ikramiyesi alıyorsanız 840 lira alacaksınız. 500 lira bayram ikramiyesi alıyorsanız 560 lira alacaksınız. 250 lira bayram ikramiyesi alıyorsanız 280 lira ikramiye alacaksınız. Şimdi emekliye bir parça zam veriyoruz. Git diyoruz ki geçin. Emekli onun için alacağı tek kuruş zammı bile büyük bir oranda önemsiyor. Emeklimiz için çok ama çok önemli. Şu anda bildiğiniz üzere emeklilerimizin promosyon ödemeleriyle ilgili çok önemli bir dönemdeyiz. 3 yıl önce başlayan promosyon ödemelerinin artık pek çok emeklimiz sonuna geldi. Eğer sözleşmeleri bittiyse maaşlarını başka bankalara taşıyabilirler. Peki hangi banka emeklimize ne kadar promosyon veriyor? Bankalar bu ülkenin en çok para kazanan kurumları. Ama gelinen noktada emeklimize ne kadar promosyon veriyorlar? Bakın hemen açıklıyorum. Akbank. Akbank emeklimize 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekebilirsiniz. Ücretsiz EFT havale yapabilirsiniz. Özel faizle yani emekli kredisi alabilirsiniz. Bir diğer bankamız Denizbank. Denizbank da tıpkı Akbank gibi emeklilerimize 450 liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca eğer bir tanıdığınız emekliyi Denizbank'a getirirseniz ve onun da maaşını Denizbank'tan almasını sağlarsanız kişi başı 100 lira promosyon ödemesi de ayrıca alabilirsiniz. Bir diğer banka FİBA Bank. FİBA Bank'ta maaşınıza göre 330 lira, 415 lira ve 450 lira civarında emeklimize bir promosyon ödemesi yapıyor. Eğer maaşınız yüksekse yüksek promosyon alıyorsunuz. Düşükse en az 330 lira civarında bir promosyon ödemesi alabilirsiniz. Bu 3 yıl için geçerli, unutmayın. Yani her ay ödenen bir para değil. Aylık ortalama 10 lira 11 lira civarında sözde promosyon veriyorlar. Bunun adı aslında emekli promosyonu değil. Bunun adı emekli sadakası. Devam ediyorum. ING Bank. ING Bank da 450 liraya kadar emeklilerimize bir promosyon ödemesi yapıyor. Eğer 2 tane faturanıza otomatik ödeme talimatı verirseniz ayrıca 250 lira veriyor. Ayrıca ING mobili kullanırsanız yani cep telefonunuzdan ING'nin uygulamasını indirirseniz de 50 lira size bir ödeme yapıyor. Yani 450, 250 daha 700, ayrıca 50 lira daha 750 lira civarında bir promosyon ödemesi ING Bank tarafından emeklilerimize yapılıyor. Bir diğer bankamız ise İş Bankası. İş Bankası da emeklilerimize 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. Kredi kartı ücreti, hani yıllık üyelik ücreti alıyorlar ya, İş Bankası emeklilerimizden almıyor. Özel faizle kredi veriyor. Ücretsiz havale ve EFT imkanı da İş Bankası tarafından sunuluyor. Bir diğer bankamız QNB Finans Bank. Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullanana, yani fatura ödemesi yaparsanız, mobil bankacılık kullanırsanız 700 lira civarında bir promosyon ödemesi yapıyor. QNB Finans Bank'a eğer bir tanıdığınız emekliyi getirirseniz de kişi başına 125 lira bir ödeme ayrıca yapıyor. Promosyon ödemesi yapıyor. Bir diğer bankamız ise Şekerbank. Şekerbank 450 liraya kadar olan oranda bir promosyon ödemesi yapıyor.
2 otomatik ödeme faturası talimatı verirseniz 150 lira daha üzerine katıyor. Yani 450 artı 150 600 lira promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca emeklilerimize yıllık hesap işletim ücreti almıyor. Şubeden işlem önceliği veriyor Şekerbank. Bir diğer bankamız TEB, Türkiye Ekonomi Bankası. 2 otomatik ödeme talimatı verirseniz maaşı 999 liraya kadar olanlara 850 lira, 925 ile 2000 lira arasında eğer emekli maaşınız varsa 1000 lira promosyon ödemesini TEB'den alabilirsiniz. Ayrıca emekli yakınını getirene de 100 lira promosyon ödemesi yapıyor Türkiye Ekonomi Bankası. Daha çok banka var, bunları sayacağız. Ancak saymış olduğum bankalar içerisinde şu anda emeklimize en dolgun promosyonu veren Türkiye Ekonomi Bankası diyebiliriz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bakın emeklimizin durumu ortada. Emekli 300 lira 500 lirayla promosyon adı altında adeta avutuluyor. Adeta emeklimiz bankaların kucağına atılıyor. Emekli borçlu, borç batağında ama hiç kimse duymuyor, görmüyor. Artık saygıdeğer devlet büyüklerimizin bu emeklimizin kanayan yarasına parmak basması gerekiyor. Ocak ayında alacakları %6.6'lık bir zam emeklimizin derdine derman olmayacaktır. Emeklimizin devam eden çilesine yeni bir çile ekleyecektir. Çarşıda, pazarda inanın bana en az %30, %35 enflasyon varken emeklimize %6.6 oranında bir zam vermek emeklimizin bu kanayan yarasını asla durdurmayacaktır. Yazık, günah. Milyonlarca vatandaşımız 25-30 yıl boyunca çalıştı, üretti, bu ülkenin kalkınması için uğraştı, alın teri döktü. Ama şimdi özellikle de 2008 yılından sonra emekli olan ve çalışma hayatını asgari ücretle tamamlayan vatandaşlarımız şu anda 1250-1300 lira civarında emekli maaşı alıyor. Bu maaşla emeklimiz nasıl ay sonunu getirsin, nasıl evinin ihtiyaçlarını görsün, üzerine bir tane ceket alsın, nasıl alsın? Mümkün değil. Değerli izleyenler, emekli için artık tek bir çözüm yolu var. O da emeklimize en az asgari ücret oranında maaş vermek. En düşük emekli maaşı en az 2020 lira olmalıdır. Bunun dışında başka bir yöntem yok. Bunun dışında başka bir çıkış yolu yok. Bu para da az ama hiç olmazsa emeklimizi bir nebze olsun rahatlatacaktır. Değerli izleyenler, sevgili emeklilerimiz, daha değineceğimiz çok konu var. Ancak bu videoda bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu nedenle diğer konularımıza bir sonraki videomuzda geçeceğiz, ele alacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen konuyla ilgili yorumlarınızı videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Sizler de tüm gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız mutlaka Emekli TV'ye abone olun. Görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.